TRT Podcast'ing yayınına hoş geldiniz. Aşk ve Ahlak den itibaren yayınlanacak olan aşk ve ahlak programına hoş geldiniz. Programımızı araştırmacı yazar Sayın Fatih Çıtlakla gerçekleştireceğiz. Programın adını aşk ve ahlak olarak düşündük. Aşk ve ahlak adını kıymetli bulduk. Değerli hocam hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk efendim, sefa bulduk. İnşallah Cenab-ı Hak muvaffak eylesin Amin. sizleri de bizleri de. Amin hocam, İnşallah hep birlikte bir yola çıktık. Bir yıl boyunca her hafta sizin derin bilgilerinizden istifade ederiz hocam inşallah. Estağfurullah. Neden böyle bir program yapmayı istedik? Sesimizin ulaştığı her yeri Fatih Çıtlak hocamızın derin bilgisinden faydalandırmak istedik. Hepimizi ilgilendiren hususlarda doğrulara ulaşalım, soralım, öğrenelim istedik. Yaşamın getirdiği zorluklar karşısında daha bilgili olalım, tahammül kapasitemizi genişletelim, bunu yaparken Kur'an-ı Kerim ve hadis ışığında yürüyelim, beslendiğimiz manevi kaynakları hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Çünkü onlarla bir anlam kazanıyoruz, bu şekilde huzur buluyoruz. Değil mi hocam? Evet efendim, yani istemek olarak isteklerimizi belli eden çok güzel bir metin oldu bu bu istekler, istemekler işte bunlar aslında bize hayatımızda ne kadar çok şey istediğimizi de gösteriyor. Bu istekler arasından bir seçim yapabilmek ve esas istediğimiz şeyi ve ne istediğimizi bilmek, o bilgeliğe erişmek için Bizler de sizlerle beraber bu yolculuğa çıkacağız inşallah. İnşallah hocam. Ayrıca güzel ülkemizin zaman zaman içine girdiği zor dönemlerde kendi içimizi güzelleştirerek birlik beraberlik içinde merhamet ve vicdan kavramlarıyla hareket edelim. Fatih Hocam bizlere yol göstersin istedik. Ne dersiniz hocam? Efendim az evvel arz ettiğim gibi insanın o bilgi olması en önce kendi bilgisine kavuşmasıyla mümkün. Zaten ahlak, aşk denildiğinde belki aşk denildiğinde insanın kendisini kaybetmesi gibi düşünülür. Hayır insanın diğer isteklerinin kaybolmasıdır. O istekler kaybolduğunda esas isteğiniz ortaya çıkar, maksudunuz ortaya çıkar ve artık o sahanın insanı ve o insan olursunuz. İşte o siz olmuş olursunuz. Dolayısıyla İnşallah. biz bu istekleri her ne kadar belli bir çerçevede olmak kaygısıyla bir metne dökmüş olsak da aslında çok rahat bir şekilde her insanın rahatlıkla ulaşabileceği bir akışkanlıkta ve bir gündemle Dinleyenlerimizi buraya davet edebileceğimizi düşünüyorum. Bu istekler noktasında bir noktada buluşabileceğimizi, herkesin kendisine ait bir şeyi bulacağına inanıyorum. Çünkü herkes birlik, herkes beraberlik, herkes huzur istiyor. Evet. Bugün A'dan Z'ye şöyle bir alfabetik olarak da sıralasanız, şöyle bir arama motoruna girerek de baksanız A'dan Z'ye kadar bütün ülkelere, bütün isimlere baksanız. Hepsi için en zaliminden en mazlumuna kadar hepsinin istediği şey kendilerince huzurdur. Evet hocam. Saadettir, rahattır ve isteklerinin evet. yerine gelmesidir. Ama bu istekler ne zamana kadar bizi biz olmaktan çıkartır? Ne zamana kadar bizi biz olarak ortaya koyar? İşte bu çizgiyi ahlak belirliyor. Evet. Ve bu ahlakın kriterleri de sana göre, bana göre, ona göre olan bir kriter olmamalı. Hani beynel minel veya işte Kopenhag kriterleri falan filan diyoruz ya, <laughs> evet. öyle bir evrensel olmalı ki insanı yakalamalı. İnsanı yakalamayan şey evrensel olamaz. olamaz. Böylelikle siz aslında konu başlıklarımıza da başlamış tabii, oldunuz, tabii, tabii, girmiş tabii, tabii. oldunuz evet. hocam. Ben de hangi konulara temas edeceğimizden bahsedecektim. Ne diyeceğiz hocam ilk konumuz olarak? insandan başlayacağız. Yaradılmışların en şereflisi insan, eşrefi mahluk. Şimdi insan dediğimizde bir baktığımızda şöyle bir şey çıkıyor mu karşımıza? Herkes lütfen radyoları başındayken şunu bir düşünsünler. Yani insan denildiğinde bizim diğer mahlukattan, canlılardan seçilen bir fiziki görünümümüz var. Bu sorularla gidelim. Yani biraz empati kurarak, biraz beyin jimnastiği yaparak ve asla evet. ve asla kolayca olmadan. Yani artık şunu yapmayalım biz. Ha böyle olduğu için şöyle oluyor değil mi? Ha karbonhidrat aldığı için şişmanlıyor Sebep değil mi? Sebep sonuç ilişkisi değil mi? Yani, böyle olduğu için savaş çıkıyor gibi. Ya, bu kadar daha basit değil. Yani irdeleyerek yani değil. daha kapsamlı, daha geniş inşallah. Evet biraz düşünelim üzerine. Düşünelim. Yani tembellik evet. yapmayalım. İnşallah hocam. Yani rahat bir ortamda fazla gerilmeden bunu düşünebiliriz. Mesela şöyle sorularla başlayalım. İnsan diğer mahlukattan, diğer canlardan sadece fizikle mi ayrılıyor? Yani bir bakıldığında çok affedersiniz bir at, bir hı hı. merkep işte bir yılan, bir kuş. Hani bakıldığında süliyetleri var. Kuş diyorsunuz, timsah diyorsunuz, at diyorsunuz. İnsan da işte bu süliyetle ayrılan insan. Evet. Mesela bu kadar basit midir? Bu kadar basit değildir. Çünkü bu çok büyük bir haksızlık olur insana. İnsanın yani biz nasıl bir kendimize göre dünyamız varsa hayvanların da kendine göre bir dünyası var diyoruz ama şöyle bir tuhaf bir şey var. İnsan sadece suretiyle ayrılmıyor. Ama sureti de diğer mahlukat arasında seçilebiliyor. Benzerlerini de seçiliyor, benzemeyenleri de seçebiliyor. Hatta sadece surete bakıldığında kendine benzer hayvanlarla arasında bir irtibat kurup ya bu hayvan bana benziyor, acaba bundan mı geldim diye düşünebiliyor. Nitekim bu tarz teoriler Tabii. tartışıldı. Yani evrim teorisi var mıdır yok budura bile girmeye lüzum evet. yok. Aynı insan gibi hareket ediyor. Mesela benim köpeğim var, ben üzüldüğümde o da benim karşımda geçip ağlıyor diyen insanlar var. Bunu acaba evet. fiziki benzerlikle izah etmemiz mümkün mü? Fiziken benzemediğin halde köpek niye sen ağladığında ağlıyor? Tabii. Acaba hocam hissiyatın hayvandaki tezahürü olabilir mi? Heh. O zaman demek ki biz sadece suretimizle ayrılmıyoruz. Mesela bugün artık tespit edilmiş şeyler var. Bitkiler kendisini seven insanlara karşı farklı Evlerinde bir tepki veriyor. daha coşarak büyüdüklerine dair. Kendisini sevmeyen insanlara karşı bitkilerin bir tarzı ve tavrı değişikliği. Artık bugün zahiren bile normal objektifle vesaire özel çekim aletleriyle bile fotoğraflandırılabiliyor. Vesika haline getirilebiliyor. Bak adamı sevmeyince bitki kendini büzdü. Filanca adama karşı da hiç böyle kasmadı kendini diye. Bitkilerin bile fotoğrafları çekilebiliyor. İnsan nasıl bir şey bu? Yani insan nedir? Yani insan bir kere insanlık için düşünüyorsa, insanı düşünüyorsa ne olduğunu düşünmelidir. İnsan nedir? Suretimde ben sadece ayrılmıyorum. Çünkü ben zaten ayrı değilim. Ortak noktam var diyorsunuz. Şimdi bu kalsın, bu kesinleşti. İnsan surete ayrılsa bile aslında kainatta bir birlikteliğin elemanı. Bu kesin. Acaba baş elemanı mı hocam? Baş elemanı olması şart değil. Bir sinema oyunu, bir tiyatro oyunu veya bir metin var elinizde. Bu metin bu kitaba ait mi? En önemli metni mi? En önemli oyuncusu mu değil mi? O ayrı bir tartışma Hı -hı. noktası. Biz evet. en önce kaba tasvifleri yapalım. Hı -hı. Bu kainatta Hı -hı. biz yalnız değiliz. Ayrılmış bir tür olarak ayrılmamız, tür olarak ayrılmıyoruz. Çünkü insan olarak ayrıldığımızda bu belirgin bir özellik değil. Başka diğer canlılarla ortak özelliklerimize bakalım. Mesela insan olarak ayıran şeyin ne olduğuna bakalım. Ondan sonra karar verelim. Biz önemli miyiz? Figüran mıyız? Başrol oyuncusu muyuz? Neyiz? Yardımcı erkek, yardımcı kadın oyuncusu muyuz? Evet. En önce biz bir kere durumumuza bakalım. Ortak şeyimiz ne? Bir kere aynı castingteyiz. Aynı oyuncular içerisindeyiz. Beraberce bir sahneye aitiz. Evet. Dünya büyük bir sahne. Büyük bir sahne. Buradaki oyuncular, ergumanlar nelerdir onlara bakalım. Ve bizi ayıracak noktalara bakalım. Sureta ayrılmamızda bu iş bitmiyor. Çünkü sureta bize benzeyen şeyler var. Bizim de benzettiğimiz tarzlar var. Suret olarak güzel miyiz değil miyiz onu da bir kenara koyalım. Diğer tarafa bakalım. Evet. Biz yiyoruz, biz içiyoruz, eş seçiyoruz, binalar yapıyoruz, ticaretler yapıyoruz, çocuk yetiştiriyoruz. Bakın şimdi bir birey olarak düşünelim. Çocuktur. Diğer canlılar çocuk oluyor mu? Oluyor. Bu da bizim bir şeyimiz olmayabilir. Ayrıcalıklı bir yön Aynen değil. Aynen Bütün öyle. canlıların evet, geçtiği süreçler. Evet seçkin çocuk olmamız değil demek ki. Peki ama biz çok güzel yiyoruz, yiyeceklerimizi buluyoruz. Bunu ayrılabilir miyiz Nesip Hanım? Hayır, bütün canlılar yer, içer ve yiyeceğini bulur hocam. Değil yiyeceğini mi? hem de sizden bizden çok daha iyi bulur. Yani siz herhangi bir ürüne ne karıştırıldığını anlamadan lüp lüp yutabilirsiniz. Paketli bir ben şekilde birazsa, tüketirken. Aynen öyle fakat hepimiz, herhangi bir koyun zehirli olan bir otu kokusuyla kokladığı anda yemez. Hissedip yemiyor. Hocam peki insana haksızlık etmiyor muyuz? İnsan daha komplike bir yaratılmış değil mi? Tesisleri var, fabrikaları var, sistemini kurmuş, hayatını daha rahat, daha kolay yaşayabilmek için gerekli ne varsa elde etmiş. Ama diğer canlı türleri için bu geçerli mi? Yani şimdi çok mu fazla insanı şey yapıyoruz, yani değerini küçültüyor muyuz gibi gelebilir ama şu var, bunu kıyas yoluyla çözebiliriz. Yani bunu birazcık Nasıl? böyle şöyle çözebiliriz. İnsanlar şu anda yaptıkları tesislere, fabrikalara, holdinglere, ticaretlerine, yatırımlarına baktıklarında henüz hayvanların çok gerisinde kalmıştır. Yani insanların kendi barınaklarını, kendi barınaklarını inşa ederken ki kıstaslarını, bakın şuranın bile sıcaklığını soğukluğunu ayarlayamazsınız siz. Ayarlayamıyorsunuz da. Karınca da böyle bir sıkıntı yoktur. 6 santigratta bunu sabitler. O zaman uyum yetenekleri mi daha yüksek? Hayır onu konuşmuyoruz. Yani şunu konuşuyoruz. İnsan yaptıkları yaptığı şeylerin mükemmel olduğunu iddia ediyorsa hayvanlar alemine baktığında aynı mükemmelliği hatta daha Burada, fazlasını hayvanlar da daha görüyor. Orada mükemmel bir şekilde görebiliyoruz. Burada şu, sorumuzun şu ana şeyinden gitmiş olalım. Yani insanı müessese kurması, devlet kurması, holding, fabrika yapması insanı seçkin yapmıyor. Çünkü hayvanlar bunu yapabiliyor. Yani hayvanların yetiştirdiği çocuğu, kendi çocuklarını yetiştirmekteki maharetini bugün insan kazanamamıştır henüz. Herhangi bir hayvan çocuğunu yetiştirdiğinde bütün birikimini o çocuğa nakledebilir. Yani hiçbir şeyin, bir penguenin, bir çitanın, çocuğunun ne yapıyor abi senin çocuk denildiğinde vallahi hiç avlanmıyor, kendisi böyle arkadaşlara kayalıkta takılıyor, bir gün balığa götüremedim çok demez doğru. hiçbir penguen. Çok yani bir çita aynen birikimini çocuğuna aktarır bir kaidedir yani. Çok doğru. Böyle bakıldığında insan insan bunu başaramadığı kesin. İnsan bu kadar iyi başaramıyor. O evet. zaman çocuk yetiştirmek, çocuğunu yetiştirebilmek insan için seçkin özelliği değil. Yani insanın seçkin olan tarafı çocuk de değil. Hayvan da bunu yapabiliyor. Fabrika bir müessese kurmaya gelince barınaklarını inşa etme hususunda bugün birçok hayvanın başardığı noktanın çok gerisindedir insan. Yani bir klima ayarlar, klimasını, binlenmesini, dış cephesini falan yapar. Hala insan şu anda kendisine sahatli, uygun, solumasına, yatmasına, kalkmasına, uygun olan bir badana, boya, bunu bile yapmaktan aciz konumdadır. Her sene bu kriterler değişir. Hayvanlarda bunu bulamazsınız. Çok doğru hocam. Demek ki insanı insan yapan, barınağını çok iyi inşa etmesi de değil. Hayvan bu hususta insanı geçmiştir. Çok iyi çocuk yetiştirmesi de değil. Mesela yatırım olarak bakalım. İnsan 10 senelik, 20 senelik planlarını yapıyor diye düşünelim. Yine hayvanların göç sistemine baktığınızda, yiyeceklerini bekletme sistemine baktığınızda, onların steril şekilde kendi yeme şartlarına göre oluşturdukları düzenlere baktığınızda hayvanların insanlardan çok daha başarılı olduğunu görürsünüz. Hatta insan, bizim uyanık insan, bizim hem cinslerimiz Hayvanları taklit ederek barınaklarını, imari yapılarını bunları geliştirmiştir. Hatta insan bazı sorumsuzluklarını Tabii. da affedersiniz hayvan tarafına yükleyerek ne yapacaksın kuvvetli olan kazanır dersiniz ama hayır bugün kuvvetli olan kazanır mantığı hayvanlar aleminde bile yoktur. Hiçbir hayvan ihtiyacı olmadığı halde bir sürüye saldırmaz. Evet sadece evet, karnını doymak ve yaşamak için. He. Ama insan hiç ihtiyacı olmadığı halde birisinin elinden bir şey alabilir. İnsanda hırs vardır. Yani evet. hayvanlarla kıyaslandığında belki en tehlikeli hayvan insan olabilir. Çok doğru söylüyorsunuz. O zaman yeryüzündeki savaşlar zaten belki de bu insanın işte hırs az önce de bahsettiğiniz gibi hırs denen bir yani duygu içinde olmasından e, dolayı belki, belki de belki aşkından, sevdasından, belki parasından birçok sebepleri olabilir ama İnsanın seçilmiş tarafı, tekrar dönersek asıl konumuza, insanın seçilmiş tarafı demek ki üreyebilmesi, eşini seçebilmesi, barınak yapabilmesi, maişetini temin edebilmesi de değil. Çünkü bu hayvanda da var. İnsanı insan yapan ne? Akıllı olmasını konuşuyoruz. Yani bugün insanın akıllı olmasına baktığımızda eğer bu akıl niçin kullanıyor bu aklın dediğimizde yaşayabilmek içinse şayet hayvanların daha akıllı olduğunda kabul etmemiz lazım. Eğer akılsa bu. Bir arının binlerce çiçekten kendisine lazım olan üsareyi, hulasayı alıp hiçbir zaman kendi peteğini, kovanını karıştırmadan binlerce kilometre içerisinden o kokuyu, o noktayı bulup kendi oğlunu yetiştirecek, kendi soyunu devam ettirecek şekilde o bal peteğini oluşturduğu akıl ve beceri henüz insanda yoktur. Bunu siz bilgisayarlarınızla bile yapamazsınız. Çok doğru hocam. Nitekim arının sallanma dansının hareketinin araştırılması uzun yıllar hı hı. devam etmiş. Bilim adamları uzun yıllar bunu araştırmış ve nihayet işte bir kısmını çözebilmişler. Yani e onda oldu. Evet, 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 söylediklerinizi, evet, söylediklerinizi bilim destekliyor aslında. Adına bilim dediğimiz çalışma diyelim ya da. Peki, şimdi doğup ölmemiz de değil. Şimdi seçeneklere bakıyoruz tekrar. Bu programın ilk yani bu kuşağın ilk programı böyle gidecek. Sorularla gidecek. Yani biz şimdi şöyle bir kolaycılığa kaçmayacağız. Allah bize ne diyor? İşte şöyle ahlaklı ol. Tamam bitti. Böyle talin amin. Böyle bir şey olmaz. Yani bu bizim programımızda böyle bir şey olmayacak. Peki. Biz gerçekten bunu düşünmek durumundayız. Peki. Ve cevabı söyledik, soruyu sorduk, cevabı aldık da olmayacak. O yüzden kıymetli dinleyicilerimiz öyle kolayca alınacak cevaplara, genellemelere, belli kelimelerle düşünüp belli kalıplarla düşünmeye alıştırdıkları o tarza burayı katmasınlar. Burası ayrı bir tarz olacak. İnşallah hocam. Yani bu böyle olmalı. Doğup ölmemiz de bizi ayıran bir özellik değil. Canlılar doğuyor ve ölüyor. Bu bizi ayıran bir özellik değil. Diğer canlılardan ayıran özellik değil. Gözümüzle görebildiğimiz aleme baktığımızda, belhasılı baktığımızda insan üremesiyle, hayat tarzıyla, yaşamasıyla diğerlerinden seçilen bir varlık değil. Diğer canlılarla ortak. Fakat insanı insan yapan eğer bu yaşaması etmesi değilse o zaman insanı diğer lütfen bu söze çok dikkat edelim. Yani belki program başladığından beri en önemli cümle bu olacak. Ni nokta. Kilometre taşı. Evet. Beni diğer canlılardan ayırmayan bir hareket çekti benim için ahlak olamaz beni diğer canlılardan ayırmayan bir şey ahlak olamaz. Niye? Çünkü ahlakta bir bilinç vardır, bir seçme vardır. Ben eğer herhangi bir canlının seçmeden, herhangi bir yaratığın, mahlûun yaptığı bir şeyi yapıyorsam, mesela aç kalınca hemen saldırıyorsam, hiç gözün yaşına bakmadan pençemi filancıya savuruyorsam, sadece ben kendim için yaşıyorsam, sadece kendi eşim, eşimi bulmak için huzursuzluk çıkartıyorsam, Yemim eksildi, avım kaçtı diye huzursuzluk çıkartıyorsa. Yani bulunduğumuz çevreye faydamız dokunmuyorsa, kendi küçük dairemizde kalıyorsak mı demeliyiz ee, buna? Faydamı, zararımı düşünmeden hareket ediyorsam çünkü hayvanlar göç eder, hayvanlar yer içer. Mesela bir serçe, bir karga, bir zeytin yer. Evet. O yani ürüne zarar verir belki. Ama başka bir yönden dışkısını. O zeytin çekirdeğinden toprağa bıraktığında başka bir zeytin ağacının yetişmesine sebebiyet de verir. Katkı sağlar. Ama hayvan gideyim de şu ormanlık alan, şurası çok çorak kalmış. Hiç ağaç da yetişmiyor. Buraya ben zeytin çekirdeğini çıkartayım da burası bir hatıra ormanım olsun. Karga hatıra ormanı şurayla bir iş yapmaz. Diyemez, yapamaz. Yani bir sekle bunu yapar. Hayvani bir de Nereye denk gelirse tarzında. Evet. Fakat insan hayvan gibi olamadığında, yani akıl olarak düşüneceğiz. Neyle seçilir noktasına baktığımızda şurada bir şey var. Kilometre taşı dediğimiz söz şu. İnsan düşünmeden yaptığı diğer canlılarla ortak olan hareketlerine ahlak denemez. Daha doğrusu böyle söylememiz lazım. Veya bunu ahlak olarak lens edemez. İhtiyacım vardı aldım. Benim de hislerim var yedim. Hiç ben gözünün yaşına bakmam benim canım var. Sözü bir ahlak olamaz. Çünkü hayvanda da böyledir. Kesinlikle. Ha, bu Belki bu adamın bu hayvanlığı yani hayvanca tavrı evet. burada hayvanı hakaret manasını söylemiyorum. Yaradılış, yaradılış özellikleri hocam. Belki bazı şerlerin hayra dönüşmesine vesile olan bir şey olabilir. Yani böyle bir şeyler yaptığı için toplumda siz bir tedbir alıyor olabilirsiniz. Fakat neticede bu iyilik ettiğini falan düşünmez. Şimdi o zaman ahlak şu değil. Düşünmeden yapılan bir hareket değil ahlak. Diğer canlıların kendi istekleri içlerinden gelen şeyleri tatmin için yaptıklarına ahlak diyemiyoruz o halde. Kesinlikle evet. Peki insanı onu anladık hocam. Evet. İnsanı hayvandan en bariz olarak ayıran şey nedir? Bakın birinci şuradan bakalım. Yani Allah seçmiş, ona ruh üflemiş, halife olmuş. Ayette şöyle yazıyor, hadiste Hazreti şöyle. Insan onu konuşmadan olmuş, onu konuşmuyoruz. Evvel, onu konuşmadan evvel. İnsan ben nereden geldim ve nereye gidebiliyorum sorusunu sorabilen bu canlılar içerisindeki tek varlık. Tek varlık. Nereden geldim, evet. nereye gidiyorum? Ben bundan evvel neydim sorusunu hiçbir canlı da göremezsiniz. Evet, bundan evet, evet. sonra da ne olacağım sorusunu hiçbir canlı söyleyemez. Evet. Biz bunu kalıplarla düşündüğümüz için önemsemediğimiz bir şeydir bu. Mesela işte açın şimdi televizyonun radyoları. Herkesin ağzında sakız gibi olan bir söz vardır. İnsanda tarih şuuru vardır. Olmalıdır. Evet. Şimdi bu tarih şuuru vardır sözü. Eğer bir milletle, bir dedeyle, bir babayla sınırlı olsa buna tarih şuuru denmez. İnsandaki ilk tarih şuuru nereden gelip nereye gittiğini bilmektir. Hiçbir hayvan nereden geldiğini düşünmez. Otlağa doğar, otlakta yaşar, yer, içer, tenasül eder, soyun üretir, küt diye de ölür. Ya bir ölüm var ve bir salım solum seyirmeye başladı bundan sonra ne olacak İyi bir şey de düşünme ihtimali yoktur. Zaten insan... o sürünün hem cinsleri içerisinde bulunanları vesaire işte ölen canlıya baktıklarında, kendi arkadaşlarına baktıklarında ya şöyle anlamsız anlamsız bakarlar veya işte bazı maymun cinslerinde olduğu gibi yavrusunun öldüğünü anlamayan bir anne maymun belki onu birkaç hafta taşır, dokunur. Niye ki hareket etmiyor bu der? Ölümü bilmez. Hmm. Ölümü anlamaz. Ölümü bilmez çünkü. Ölümden sonrasını bilmediği için ölümü de anlamaz. Hmm. Ölümün bir şeyin başlangıcı olduğu şuuru olmaz. Dokunur, hareket etmiyor der ve hmm. çok acayip bunu defaatle ben gözlemlemişimdir belgesellerde. Kokmaya ve kokuşmaya başladığı zaman sırtında taşıdığı, yanında taşıdığı o yavrusu bile olsa onu kaldırıp bir kenara atar. Ya onu yavaşlattığı için ya da artık kokusuna tahammül edemediği için hmm. mizaç bozulur. Ölümü ve ölümden sonrakini, doğumu ve doğumdan evvelkini Anlamaya kabiliyetli tek varlık i̇nsandır. insandır. İşte akıl insana burada lazım. Evvelini ve ahirini yaptığı bir işin evvelini ve neticesini görebilen varlık bunu düşünüp kurgulayabilen bir varlıktır insan. Lütfen dikkat etsin kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünün en önemli ikinci cümlesi bu ve programı bu cümle etrafında kapatmış olacağız zannedersem. Evvel çizgisine ve sonra çizgisine ezel ve ebed duygusuna sahip olmasına rağmen dikkat etsinler kıymetli dinleyenlerimiz. Bu ezelin ve ebedin sahibine karşı sevgi duyabilen tek varlık insandır. Hmm. Güzel bir noktaya, çok güzel bir Aşk noktaya. Aşk duyabilen tek varlık insandır. Yani bu ezeli merak etmekle kalmaz. Ebedi merak etmekle kalmaz. Ebedin ve ezelin sahibine karşı alaka duyar. Bu alakasını da her fırsatta yenilemek ve yakınlaşmak ister. Melekte böyle bir kaygı yoktur. Hmm. Hayvan da zaten bu sahaya hiç girme. Şeytanda evet. da bu yoktur. Şeytan akıllıdır ama yaratıcısını bilir. Rabbim der. Kur'an'da da geçer bu. Rabbim diye söyler Allah'ı. Fakat onunla bir muhabbet tazeleme davası yoktur. O zaman insan hayvandan, melekten ve şeytandan ayrılan, hususi onu seçkin yapan bir özelliğe sahiptir. Aklıyla keşfettiği şeylere aşkını katabilen tek mahluk insandır. İnsan sevgisiz olamayacak. Sevgisiz olacak şekilde tasarlanmamış ve her fırsatta da bunu göstermiş bir varlıktır. Çünkü önümüzdeki programı bunlar lütfen Nesibe Hanım siz bana yardımcı olun İnşallah hatırlatın. Hocam. Çünkü koca bir hafta geçtikten sonra unutabilirsiniz. O yüzden e, insan hocam aklıyla keşfedebildikleri şeye sevebilme, sevme kabiliyetine sahip bir mahluktur dedik ama esas hatırlatacağınız cümle ne olursa olsun sevgisiz yaşayan bir insan düşünülebilir mi? Var mıdır? Sevgisiz insan var mı? Peki mıdır? hocam sevginin çok da önemli olmadığını düşünen, böyle konuşan, i̇şte söyleyen onları... ve yaşayan insanlar var. Var ama... bunlar acaba Hı. gerçekte sevgiyi gerçekten Hissetmiyorlar mı? Yoksa sevgi hissetmeden Yo, yaşamak beni, olabilir mi? İlerideki programda konuşacağımız şeyi şimdi almaya çalışıyorsunuz. Sabırsızlık yapıyorsunuz ama söylemeyeceğim efendim. Öyle mi? Peki. Birazcık böyle düşünsünler. <laughs> Peki. Şimdi insan sevgisiz olabilir mi derken zaten biz bunu konuşuyoruz. Ben yok hiçbir şey hissetmem. Böyle ben, ben, diyen tamamen, insanlar var hocam çünkü. Tamam işte onu konuşacağız. Çok üzülmem, çok sevinmem. Yok aklımla diyen, ben işimi aklımla görürüm. Aklımla işimi görürüm diyen e, insanlar var. Aşk yoktur vardır. diyen insan vardır. var. Sevgi yoktur diyen bir insan vardır. Ve hatta der ki hayır ben her şeye aklımla yaklaşırım diyen bir insan var. vardır. Var. İşte bunun tahlilini önümüzdeki programı muhakkak surette yapalım diye düşünüyorum İnşallah. Maalesef. Çünkü İnşallah bu öyle çok. Hemen böyle söylenip de geçirebilecek bir şey değil. Derin mevzu. Veya böyle İnşallah toparlayanarak işte yaşanınca geldiğinde... anlaşılır falan filan gibi de genel cümlelerle izah edecek bir şey değil. Fakat biz bugünün hatırası olarak niye ahlak ve aşkı konuşuyoruz? Niye ahlakla aşk ilişkisini kurmaya çalışıyoruz? Şöyle bir özetleyerek programı isterseniz konuşmayı daha doğrusu sonlandırmış olayım. Bir kere ahlak bilinçli yapılan bir şeydir. Bir hayvanın ahlakından bahsedemezsiniz. Velev ki o başka bir hayvana yardım ediyor bile olsa. Ne bileyim bize göre insancıl kabul ettiğimiz hareketleri yapıyor bile olsa. Ya çok terbiyeli bir at, çok terbiyeli, çok ahlaklı, çok merhametli bir eşek demezsiniz. Çünkü bunları kendi insiyaki dediğimiz içgüdüsel olarak yapar. Düşünerek kurgulamaz. Fakat insanı düşünerek yaptığı hareketler de ahlaklı kılmaz dedik. Neden? Düşünebildiği şeyler, hayvanın düşünebildiği şeylerle sınırlıysa buna ahlak denmez. En iyi nasıl yerim? En iyi nasıl eş bulurum? Hı -hı. En iyi nasıl çocuk sahibi olurum? En iyi nasıl ev sahibi olurum? Hı -hı. Nasıl yatırım yaparsam en iyisi olabilirim tarzında, nasıl kendimi koruyabilirim tarzındaki geliştirdiği akıllar da insanı ahlaklı yapmaz. Öyle olsaydı Bugün medeni olarak kabul ettiğimiz veya insani şartları, ya hayat tarzları, yaşama tarzları, müreffeh diyebileceğimiz insanların dünyanın en ahlaklı insanlar olması lazımdı. Ama bugün öyle midir? Ne yazık ki değil. İnsanları sömürenler işte bu kapitalist sistemin bu insanları iliklerine kadar emen kişilerin kurdukları düzenleri artık bunu çocuk bile anlamakta. Demek ki, ki. ahlak sadece bir şeyleri düşünerek yapmak değil ezel ve ebed çizgisiyle bunu bir standarda kavuşturmak. Bu Bilmiyorum. soruyla veda ediyorum. Nereden geliyorum ve nereye gidiyorum sözü. Aşk Çok burada istedim. nereye devreye giriyor? Nereden girip nereye gidiyorum düşüncesinde ezel ve ebedin sahibi olana alaka duyabilen tek varlık insandır. Dolayısıyla sevme kabiliyetine, bu şekilde aşk kabiliyetine sahip olan insan ne hayvanda ne melekte ne de şeytanda bulunmayan bu hasletiyle karşımızda durmaktadır. Eğer insanı biz bu aşkla ve bu ahlakla algılayamıyor isek insan algımızda bir problem vardır ve bu problem muhakkak bahsettiğiniz kaosla, huzursuzlukla ve dengesizliklerle kendisini gösterecektir. Bu şekilde deniz işi noktalamak programımızı istiyorum. O zaman bu haftaki programımızı Aynen bu şekilde öyle. sonlandıralım İnşallah hocam. Yeterince çok, merak çok, ettirebilmişizdir. Çok lezzetliydi şey. hocam. Bana çok en azından bana bendenize yeni ufuklar açtınız, yeni pencereler açtınız. Allah razı olsun diyorum hocam. Çok Sabırsızlıkla edelim. haftaya bekliyoruz o zaman İnşallah. sizi hocam tekrar stüdyolarımıza. Hocam ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İnşallah efendim. Dinleyicilerimize hoşça kalın diyelim o zaman. Peki efendim. عشق و اعلی RT Podcast'in yayınını dinlediniz.